Bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda da yine yeni bir alan dil gelişimini anlatacağım sizlere. Daha önce kişilik gelişimi, zihinsel gelişim ve ahlak gelişim alanlarını konuştuk. Bu videomuzda da dil gelişim alanını konuşacağız. Dil gelişimi arkadaşlar çocukların konuşma becerilerinde meydana gelen değişikliklerin incelendiği bir alan. Bu alanı İki ana boyutta anlatacağım sizlere bir işin kuramsal kısmı var. Yani dil gelişimi açıklamaya yönelik kuramlar var. Biraz bunlara bakacağız. Daha sonra bir de bu işin kavramsal boyutu var. Dil gelişimle ilgili 3-5 tane kavram var aklınızda bulunması gereken. Onlara bakacağız. Önce işin kuramsal boyutunu, daha sonra da kavramsal boyutunu konuşacağız. Dil gelişim alanında görüş öne süren kuramlardan birisi arkadaşlar. Psikolinguistik kuram. Psikolinguistik veya buna doğuştancı kuram da deniyor. Ya da üretme kuramı diyorlar. Chomsky'nin kuramıdır bu arkadaşlar. Psikolinguistik kuram. Chomsky'nin kuramı. Bu kuramda olayımız şu. Bu kurama göre dil gelişimi Çocuğun doğuştan sahip olduğu biyolojik donanımın olgunlaşmaya bağlı olarak açığa çıkmasıyla gerçekleşen bir süreçtir. Dil gelişimi çocuğun doğuştan sahip olduğu biyolojik donanımın olgunlaşmaya bağlı olarak açığa çıkmasıyla gerçekleşen bir süreçtir diyor Chomsky. İnsanlarda doğuştan var olan ve dil edinme mekanizması olarak nitelendirilebilecek biyolojik bir donanım mevcuttur. Bu biyolojik donanım belli bir olgunluğa ulaşıldığında açığa çıkar. Bu donanımın açığa çıkmasıyla çocuk dili edinir. Bakın insanlar doğduklarında bütün dilleri edinebilecek biyolojik bir donanıma sahipler diyor Chomsky. Doğduğumuzda bütün dilleri edinebilecek bir donanıma sahibiz. Ama İçinde bulunduğumuz çevresel unsurlardan dolayı bir veya birkaç dil edinmemiz mümkün oluyor. Aslında biyolojik olarak tüm dilleri edinebilecek donanımımız var. Çevresel unsurlardan dolayı bir veya birkaç dili edinebiliyoruz diyor Chomsky. Yani dili edinmek aslında insanın biyolojik donanımı ile ilgili. Çevrede hangi dili edineceği noktasında bir etki tabii ki yaratabiliyor. Siz ister öğretin ister öğretmeyin. Her insan belli bir olgunluğa geldiğinde dili edinecektir. Sözel veya bedensel bir şekilde kendini ifade edecektir. Çünkü dil edinimi tamamen insanın sahip olduğu biyolojik donanımla, biyolojik altyapıyla ilgilidir diyor Chomsky arkadaşlar. Yani bu kurama göre dil gelişiminde belirleyici olan temel unsur insanın sahip olduğu biyolojik temel, biyolojik altyapıdır. Dil gelişiminde belirleyici olan şey insanın sahip olduğu biyolojik temel, biyolojik alt yapıdır bu kurama göre arkadaşlar. Dil gelişim alanında görüş öne süren bir diğer kuram sosyal öğrenme kuramıdır. Albert Bandura'nın kuramı bu da. Sosyal öğrenme kuramı Albert Bandura Bu kuram arkadaşlar adından anlayacağınız üzere bir öğrenme kuramıdır. Yani öğrenme psikolojisi dersinde uzun uzun göreceğiniz, konuşacağınız bir kuramdır ki o zaman e, fark edeceksiniz bütün öğrenme sürecini model alma ve taklit çerçevesinde açıklar Bandura. E dil gelişimine bakış açısı da bundan hiç farklı değil. Bu kurama göre dil gelişimi çocuğun çevresindekileri model alıp duyduğu sesleri taklit etmesine bağlı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Dil gelişimi çocuğun çevresindekileri model alıp duyduğu sesleri taklit etmesine bağlı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Çocuk çevresindekileri model alır. Duyduğu sesleri taklit eder. Bu yüzden önceleri sözcükleri bozuk bozuk söyler. Ama taklit ede ede, ede ede, ede ede doğru şekilde söylemeyi öğrenir. Gider diyor Bandura. Çocuk hangi sesi duyarsa o sesi çıkarır. Çocuğun etrafında kuşlar olursa çocuk ötecektir. Aslanlar olursa kükreyecek, insanlar olursa konuşacak. Hangi ses duyarsa o ses çıkarır. Yani bu kurama göre dil gelişimde belirleyici olan şey neymiş? Model alma ve taklit süreçleriymiş. Çocuk çevresindekileri model alıyor, duyduğu sesleri taklit ediyor, böylelikle dili zamanla öğrenip gidiyor diyor Bandura. Davranışçı kuram bu alanda görüşeni süren bir diğer kuramımızdır. Davranışçı kuram. Skinner ve tayfesi arkadaşlar ki davranışçı kuram da öğrenme psikolojisi dersinde sizin uzun uzun konuşacağınız bir kuram olacak. O zaman göreceksiniz bütün öğrenme sürecini pekiştirme eksenler hareketle temellendiriyor davranışçılar. Dil gelişimine bakış açıları da bundan hiç farklı değil. Bu kurama göre dil gelişimi Çocuğun tesadüfen çıkardığı seslerin çevresindekiler tarafından pekiştirilmesine bağlı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Dil gelişimi çocuğun tesadüfen çıkardığı seslerin çevresindekiler tarafından pekiştirilmesine bağlı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Çocuk tesadüfen bazı sesler çıkartıyor diyor davranışçılar. Bu sesleri çıkarttığında eğer ki siz çocuğu pekiştirirseniz daha sonraları da bu sesleri çıkarmaya devam ediyor. Böylelikle dili öğrenip gidiyor çocuk. Misal çocuk tezadüven ses çıkartırken böyle bap 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 dedi. Aha çocuğun baba dedi diye. Sevinç gösterilerinde bulunursa e çocuk daha sonraları da bu ses çıkarmayı sürdürecek. Böylelikle dili öğrenip gidecek. Yani davranışçı kuramlara göre dil gelişimde belirleyici olan şey neymiş? Pekiştirmeymiş arkadaşlar. Bu kurama göre de dil gelişimde belirleyici olan temel unsur Pekiştirmedir diyoruz. Bakın psikolinguistik kurama göre insanın sahip olduğu biyolojik temel, biyolojik altyapı. Sosyal öğrenme kuramına göre model alma ve taklit süreçleri davranışçı kurama göre ise arkadaşlar pekiştirme dil gelişiminde belirleyici olan temel unsurlardır. Bunlara dikkat. Bir de dönemsel kuramımız var. Dil gelişimini açıklamaya yönelik bir diğer bakış açısı da dönemsel kuramdır arkadaşlar. Dönemsel kuram derken dil gelişimi dönemlerinden bahsedeceğim size. Bu kim tarafından ortaya kondu açıkçası çok bilinen bir çalışma değil. Anonim anonim. Kimileri Piaget'e atfeder bunu ama. Piaget'in çalışmalarında çok net bir veriyor. Bu kurama göre arkadaşlar bu kurama göre dil gelişimi yaşamın ilk 6 yılında gerçekleşen 4 aşamalı bir süreçtir. Bakın bu kurama göre dil gelişimi yaşamın ilk altı yılında gerçekleşen 4 aşamalı bir süreçtir. Yaşamın ilk yılına agulama dönemi diyorlar. Daha sonra bir bir buçuk yaş aralığına tek sözcük dönemi diyorlar. Bir buçuk iki yaş aralığına telgrafik konuşma 2-6 yaş aralığında ise ilk gramer dönemi diyorlar. Bunların şöyle aralıklarını da size yazayım. Ay olarak yazıyorum. 0-12 ay aralığı agulama. 12-18 ay aralığı tek sözcük. 18-24 ay aralığı telgrafik konuşma. 24-72 ay aralığı da ilk gramer dönemi olarak nitelendiriliyor. Şimdi yaşamın ilk yılına Agulama dönemi diyorlar ki bu dönem olayı şu. Bu dönemin başlarında bebeğin çıkardığı sesler ağlamadan ibarettir diyor araştırmacılar. Bu dönemin başlarında bebeğin çıkardığı sesler ağlamadan ibarettir. Yaklaşık ikinci aydan itibaren bebek ağlama dışında da sesler çıkarmaya başlar ki buna babıldama denir yaklaşık 6. aydan itibaren ise bebek birden fazla sesi birlikte çıkarmaya başlar. Buna da çağıldama veya cıvıldama denir arkadaşlar. Bu dönemin başlarında bebeğin çıkardığı sesler ağlamadan ibarettir diyoruz. Yani doğduktan sonra yaklaşık ilk 2 ay bebek kendini ağlayarak ifade ediyor. Yaklaşık 2. aydan sonra artık ağlama dışında da sesler çıkarmaya başlıyor ki buna bubble'lama diyoruz. Böyle a o u gibi ağlama dışında sesler çıkartıyor. Yaklaşık 6. aydan itibaren ise birden fazla sesi birlikte çıkartıyor. Yani böyle bab bab ba, da dad 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 da, da diyor. Buna da çağıldama veya cıvıldama deniyor. Önceleri kendini ağlayarak ifade ediyor. Daha sonra ağlama dışında sesler çıkartıyor. Daha sonra da birden fazla sesi birlikte çıkarmaya başlıyor. Yaşamın ilk yılında olup biten bu oluyor. Burada önemli olan aslında şurası. İkinci dönem önemli olan şu tek sözcük dönemi. Neden önemli olan bu tek sözcük dönemi diyorum? Şundan dolayı arkadaşlar tek sözcük dönemi dil gelişiminin kritik dönemidir. Bakın burası dil gelişiminin kritik dönemidir. Yani bu dönemde çocuk işitsel uyarıcıların etkisine çok açıktır. Ve bu dönemin sonlarında tek bir sözcük dahi olsa konuşması beklenir. Bu dönemde çocuk iş hissleri uyarıcıların etkisine çok açık. Bu dönemin sonunda tek bir sözcük bile olsa konuşmuş olması bekleniyor çocuğu. Ama buraya tek sözcük dönemi denmesinin esas nedeni de şudur. Diyor ki araştırmacılar bu dönemde çocuk tek bir sözcükle birçok şeyi anlatmaya çalışır. Bu duruma da Morgan denir. Bu dönemde çocuk tek bir sözcükle birçok şeyi anlatmaya çalışır. Bu duruma da morgem denir arkadaşlar. Bakın bu dönemdeki çocuklarda bir şeyleri anlatma çabası vardır. Fakat çocuğun sözcük dağarcığı çok sınırlıdır. Yani bir şeyler anlatmak ister ama her şeyi anlatacak sözcüğü yoktur. Bu yüzden de bir tane sözcük kullanır. O bir tane sözcükle bir sürü şeyi anlatmaya çalışır. Misal çocuk sadece anne der. Anne diyerek çocuk işte anne acıktım, anne susadım, anne nerede, annem geldi mi, annem gitti mi bir sürü şey anlatmak istiyor olabilir. Ama bunların hepsini anlatacak sözcüğü olmadığından sadece anne diyor. Tek bir sözcükle bir sürü şeyi anlatmaya çalışıyor. Döneme tek sözcük dönemi denmesinin de nedeni zaten budur arkadaşlar. Üçüncü dönemimiz 18-24 ay aralığı telgrafik konuşma dönemidir. Bu dönemde çocuk iki tane sözcüğü yan yana getirir ancak ekleri bağlaçları kullanmadan gramer yapısına uymayan kesik kesik cümlelerle konuşur. Bu dönemde çocuk iki tane sözcüğü yan yana koyar. Ekleri, bağlaçları kullanmadan kesik kesik, kısa kısa ifadelerle konuşur. Misal işte anne bana su verir misin demek ister. Anne su der sadece. Bu kadar. Bakın iki tane sözcüğü yan yana getiriyor. Ek yok, bağlaç yok, kesik kesik, kısa kısa ifadelerle konuşuyor. Bu tür konuşmalara telgrafik konuşma deniyor ve daha sonrasında da ilk gramer dönemi geliyor arkadaşlar. Artık bu dönemde gramer yapısına uygun, düzgün, kurallı cümleler kurabilecek hale geliyor çocuk. Yani annesinden su isteyeceğinde artık anne bana su verebilir misin gibi. Bak, gramer yapısına gayet uygun, düzgün, nizami, kurallı cümleler kurarak konuşacak hale geliyor çocuk. Önceleri kendini ağlayarak ifade ediyor dedik. Daha sonra ağlama dışında sesler çıkartıyor. Daha sonra birden fazla sesi birlikte çıkarmaya başlıyor. Sonrasında tek bir sözcükle birçok şeyi anlatma çabası gözleniyor. Daha sonra iki tane sözcüğü yan yana koyuyor ama henüz gramer yapısı yok. En sonunda da gramer yapısına uygun, düzgün, kurallı cümleler kurarak konuşacak hale geliyor çocuklar. Dil gelişiminin kuramsal boyutu genel itibariyle böyle arkadaşlar. Şimdi bu işin bir de kavramsal boyutu var. Ona bakacağız. Yani dil gelişim alanında üzerinde durulan bazı kavramlarımız var. Bunları biraz gözden geçirelim, konuşalım arkadaşlar. Dil gelişim alanında üzerinde durulan kavramlardan alıcı ve ifade edici dille başlayacağız işe. Alıcı ve ifade edici dil. Bunlardan kastımız şudur arkadaşlar. Çocuğun söylenenleri anlamasına alıcı dil kendini anlatabilmesine ise ifade edici dil denir. Çocuğun söylenenleri anlamasına alıcı, kendini anlatabilmesine ise ifade edici dil denir. Çocuklarda önce alıcı sonra ifade edici dil gelişir. Yani çocuk önceleri söylenenleri anlar, bir süre sonra da kendini anlatmaya başlar. Anlamak alıcı, anlatabilmek ifade edici dil olarak nitelendiriliyor. Aşırı kurallaştırma dediğimiz bir kavramımız var. Aşırı kurallaştırma da arkadaşlar şunu anlatır. Çocuğun dile ilişkin öğrendiği bir kuralı uygun olup olmadığına bakmadan her durumda kullanmaya çalışmasıdır. Çocuğun dile ilişkin öğrendiği bir kavramı uygun olup olmadığına bakmadan her durumda kullanmaya çalışmasına aşırı kurallaştırma deniyor. Bazen çocuklar Dile ilişkin bir kural, öğrendiklerinde bu kuralı uygun olsun olmasın. Her durumda kullanmaya çalışıyorlar. Yani bir kuralın kullanılmaması gereken yerlerde kullanılması durumudur bu. Bakın ÖSYM şöyle bir şey sormuştu bir sınavında. Diyordu ki bir çocuğun mahallelerindeki berbere, berberci demesi hangi kavrama örnek olacak bir şeydir? Bak çocuklar böyle şeyler söyler. Berberci, kasapçı, kuaförcü, manavcı falan diyor. Neden? Çünkü bazı meslek isimlerinin, bu cici takılarla türetildiğini öğreniyordu onda. Bazı meslek bu takılarla türetiyorsun. İşte ayakkabının sonuna getiriyorsun, ayakkabıcı diyorsun. Simite getirip simitçi diyorsun. Çiçeğe getirip çiçekçi diyorsun. Çocuk bunu öğrendi mi? Bu kuralı uygun olsun olmasın bütün meslek isimlerinde kullanıyor. Aşırı kurallaştırma bu. Bir de bunun tersi var. Eksik kurallaştırma. O da şunu anlatıyor arkadaşlar. Eksik kurallaştırma çocuğun. Dile ilişkin bir kuralı öğrendiği örnekle sınırlı tutup başka durumlara uyarlayamamasıdır. Çocuğun dile ilişkin öğrendiği bir kuralı öğrendiği örnekle sınırlı tutup başka durumlara uyarlayamamasıdır arkadaşlar. Yani çocuklar bir kural öğrenirler bazen bunu. Öğrendikleri örnekle sınırlı tutar. Başka yerlere aktaramaz, uyarlayamazlar. Bakın aşırı kurallaştırmada çocuk bir kuralı kullanmaması gereken yerlerde kullanıyordu. Eksik kurallaştırmada ise bir kuralı kullanması gereken yerlerde kullanamıyor. İşte simit satan kişiye simitçi demeyi öğrenmiş ama çiçek satan kişi çiçekçi diyemiyorsa bak o kural oraya aktaramıyorsa eksik kurallaştırma söz konusu oluyor. Monolog dediğimiz bir şey var. Monolog da arkadaşlar çocuğun karşısında birileri varmışçasına kendi kendine gerçekleştirdiği konuşmalardır. Çocuklar bazen sanki birine bir şey anlatıyormuşçasına kendi kendilerine konuşup dururlar. Bunu yetişkinler yaparsa deli denir, çocuklar yaparsa monolog denir arkadaşlar. Kendi kendine sanki birine bir şey anlatıyormuş gibi konuşma işidir. Ben merkezci dil diye bir şey var. Ben merkezci dil veya ben merkezci konuşma deniyor buna. Bu da şunu anlatır. Çocuğun karşısındakinin bakış açısını göz önüne almadan kendi kontrolünde ve kendi ekseninde gerçekleştirdiği konuşmalardır. Çocuklar ben merkezi düşünmenin baskın olduğu okul öncesi yıllarda konuşmalarına da bunu açık açık yansıtırlar. Yani çocuk birisiyle konuşur ama onun bakış açısını önemsemez. Sen bana şimdi şöyle söyle der, bana bunu sor bakalım der, ee, öyle söyleme böyle söyle der. Karşısındakinin bakış açısını hiç önemsemeden kendi kafasında kurduğu kurguyu karşısındakiyle bir nevi oynar bu tür konuşmalara ben merkezci konuşma denir. Bu çok iletişim kurmaya yönelik bir şey değil arkadaşlar. Bunun ortadan kalkmasıyla artık böyle karşılıklı diyalog şeklinde ilerleyen, iletişim kurmaya yönelik toplumsallaşmış konuşmalar gelişecektir. Bu biraz oyun gibi bir şey çocuk için. Sen bana şöyle söyle, bana böyle söyle. Bana şunu sor, bana bunu sor. Öyle deme, şöyle de gibi. Bir nevi oyun. Ama bu ortadan kalkınca artık karşılıklı diyalog şeklinde ilerleyen, toplumsallaşmış konuşma dediğimiz iletişim kurmaya yönelik konuşmalar gerçekleşiyor. Bir de tekrarlama dediğimiz bir kavramımız var ki tekrarlamada içeri isminden gayet anlaşılır bir şey. Çocuğun duyduğu bir sözcüğü veya cümleyi olduğu gibi inelemesidir. Çocuğun duyduğu bir sözcüğü veya cümleyi olduğu gibi inelemesi. Bazen çocuklar e, duydukları bir şeyi olduğu gibi tekrarlarlar. Bu da yetişkinler açısından gayet sinir bozucu. Çocuklar açısından son derece eğlenceli bir şeydir. Bir şey söylersin çocuk aynısını tekrar eder. İşte yemek yiyeceğim çocuğum dersin, yemek yiyeceğim çocuğum der. Ya yiyeceğim mi, yemeyeceğim der. Yiyeceğim mi, yemeyeceğim der. E böyle yetişkinler açısından sinir bozucu ama çocuklar açısından gayet eğlenceli bir iş. Bu yüzden çocuklar zaman zaman tekrarlama modunda konuşmalarda gerçekleştiriyorlar. Evet arkadaşlar. Dil gelişimiyle ilgili mevzularımızda genel olarak böyle. Bu işin bir kuramsal boyutu var dedik. Bir de kavramsal boyutu var. Kuramsal boyutta Chomsky'nin, Bandura'nın, Skinner'ın görüşleri ve dönemsel. Yaklaşımdan söz ettim sizlere. Kavramsal boyutta da 3-5 tane kavramımız var aklınızda bulunması gereken bunlara değindik. Dil gelişimiyle ilgili ÖSYM banko soru sormasa da sıklıkla soru soruyor diyebiliriz. Yani ee, bugüne kadar... Herhalde yaptıkları her iki sınavda bir sormuşlardır dille ilgili ortalama yaptığınızda böyle bir istatistik değere ulaşabilirsiniz. Banko soru sormuyorlar ama sık sık soru soruyorlar dille ilgili. Bu yüzden bu konuların da aklınızda bulunmasında fayda var arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.